Ne söyleyeceksin yine? Ben bir şey yaptım. Öldürürüm! Öldürürüm! Bu sefer elimde kalacaksın! Bu sefer elimde kalacaksın! Ne oluyor? Gülfem! Gülfem bir kendine gel! Gülfem dur! Dur! Ne oluyor Gülfem? Gülfem bir kendine gel! Gülfem! Al bak! Al! Bak şu karı mı dediğini! Dediğin şeytanın marifetine bak! Sipahi ailesine yakın bir kaynakmış. Ruh hastası! Gülfem sipahi hizmetçinin kızı mı? Ne yapıyorsun sen? Neden yapıyorsun bunu? Gülür'ü neden yaptın? Yapmak zorundaydım Cihan. Senin için yaptım. Hala senin için yaptım diyor. Kullanıyor seni. Bunu mu benim için yaptın Gülür? Bunu mu benim için yaptın? Ne yapıyorsun sen bana? Yapma artık yeter. Ablanın yaptırdığı test yanlış. Evet, okuduk, gazetede okuduk Yürü Hanım. Başkasının saçlarıymış ha? Allah'ın cezası ya, inanamıyorum. Cihan, ya bu kadını kolundan tuttuğum gibi kapı dışarı edersin ya da ben kendi ellerimle atarım onu. Bu Gülfem'in laboratuvara gönderdiği tarak. Üstündeki saçlar bembeyaz. Saçları beyaz mı? Bu saçlar tabii ki ablanın annesinin saçları değil. Bunlar Münevver Hanım'ın saçları. O yüzden bunu yapmak zorundaydım. Sosyetik modacı ile ilgili inanılmaz iddia. Gülfem sipahi hizmetçinin kızı mı? Beyaz. Bu saçlar bembeyaz Gülfem. Çıldıracağım gerçekten, çıldıracağım. Ben çıldıracağım. Çıldırma, hiç fena numara değil. Halide'nin saçları yerine Münevver'in saçlarıyla DNA testi yaptırmak. Bana bak, sana son kez söylüyorum. Ben o tarağı Halide'nin sanıyordum. Çünkü sen körsün değil mi Gülfem? Bembeyaz saçları Halide'nin saçı diye laboratuvara gönderecek kadar körsün. Ya sen hangi akla hizmet bana o kadının tarağını verirsin? Hangi akla hizmet bana o kadının tarağını verirsin? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Gülfem Hanım... Siz aldınız. Ben kendimde değildim. Ben hatırlamıyorum. Ne tarak, ne saç, hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya Halide bir sus. Bir sus, elinde kalacaksın. Sen bu kadına nasıl bir koz verdin? Nasıl bir koz verdin de herkes bizi konuşuyor? Herkes bizi konuşuyor ya! Gülfem, herkesi susturmak senin elinde. Benim ruh hastası bir yalancı olduğumdan bu kadar eminsen o testi bir daha yaptır. Ama bu sefer laboratuvara gönderdiğin saçların rengine dikkat et. Sana istediğini vermeyeceğim. Bu deli saçması dedikodulara prim vermeyeceğim. Cihan, ben bu krizi de yönetirim. Ben bunun da altından kalkarım. Ama bir gün daha bu kadınla aynı evde kalmam. Kalamam. Ya sen yapman gerekeni yapıp onu kapı dışarı edersin. Ya da ben giderim. Giderim ve bir daha geri dönmem. Ablanı kaybedersin. Ben senden ikimizin arasında bir seçim yapmanı istemeyeceğim. Atölyeye gidiyorum. Döndüğümde hangimizin doğru söylediğini öğrenmiş olacaksın zaten. Ve sen ne istiyorsan olacak.
Aydın. Teşekkür ederim. Niçin? Gazeteyi görmüşsündür. Eğer sen bana yardım etmiyorsan... Sana yardım ettiğimi nereden çıkarıyorsun? Tamam. Cihan'ın gerçeği öğrenmesine yardım ettin diyelim. Bundan da bu kadar emin olma. Belki birbirinizi yemenizi görmek istemişimdir. Buraya da birbirimizi yememizi izlemeye mi geldin? Yoksa yine Gülfem avutup beni yaralamaya mı? Yara almaktan bahsetmen hiç inandırıcı durmuyor biliyor musun? Gazete olayı biraz fazla mı oldu? Sen benim hislerimle niye bu kadar ilgileniyor gibi görünüyorsun? Gazeteyi görüp Gülfem'e koşmadıysan niye geldin buraya? Madem bu kadar merak ediyorsun söyleyeyim Bedir. Boşanmak için. Ben Gülfem'den boşanıyorum. Bana hep sorup duruyordun ya ne zaman boşanacaksın diye. İşte veriyorum cevabı. Ben boşanıyorum. Boşanıyorum işte duydun. Ya sen? Sen ne zaman boşanacaksın? Ben sana inanıyorum Güldür'ü. Biliyorum ben yine cevabımı alamayacağım. Çünkü senin boşanmaya niyetin yok. Sen bu arkadaşın masalıyla önce kendini kandırıp... beni de kandırabileceğini düşünüyorsun değil mi? Gülruh sipahi olmaktan vazgeçemiyorsun sen. Hadi ispatlasana. Gülruh sipahi olmadığını ispatlasana bana. Gerçek gerçek deyip duruyordun bana hep sürekli. Hadi gerçeği ispatla bana Güldür'ü. Sana diyorum. Bana gerçeği ispatlasana. Bana ispatlasana Güldür'ü ha. Bizim gerçeğimizi bana ispatlasana. İspatla. Ömer. Boşan da ya Gülruh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.